JÜDAPAR tarafından belediye başkan adayı gösterildi. Bunu da ülkemle paylaşmak istiyorum. Biz Uğur Mumcu'nun da Ali Gaffar Okkan'ın da gerçek faillerini bulamadık. Ama o suikasttan yargılanları bugün AKP eliyle belediye başkan adayı yaptık. Utanç meselesi. Yine değerli siyaset adamı gazeteci İsmail Cem'in de ölüm yıldönümü. Bu naif siyasette hepimize örnek olan siyaset adamını da rahmetle, özlemle anıyorum. Değerli arkadaşlar, ikinci gündem emekli aylıkları. Evet, Cumhurbaşkanı SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına %5 ek bir zam yaptı. Ama bu insanları mutlu etmekten daha çok üzdü ve kahretti. Çünkü geçinemeyen, yaşayamayan emeklilerimiz var. Ve bir parça daha arttırdı. Ve bunu büyük bir fedakarlık gibi veriyor beyefendi. Bir kez daha söylüyorum, kimin parasını kime veriyorsun? Beyefendi, Sayın Cumhurbaşkanı, sen sarayında dakikada 23 bin lirayı harcıyorsun. Ve üzülerek söylüyorum ki saray 27 saniyede bir emekli maaşı harcıyor. Ama önce %5, sonra biraz daha zam yapıyor ve emekliyi mutlu ettiğini sanıyor. Ben buradan sormak istiyorum. Daha bir açıklama yok. En düşük emekli aylığı ne kadar? Hala 10 bin lira gözüküyor. Ben bu zalimlere buradan seslenmek isterim. Emekliyi, işçiyi, bu halkı düşünmeyen bu iktidara, sarayın başındaki şahsa söylemek isterim. 10 bin lirayla bir emeklinin, bir ailenin geçinebileceğine inanıyor musunuz? Ve hemen ardından genel başkanımızın yaptığı çağrıyı buradan bir kez de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler yapıyoruz. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olsun. Eğer bir parça vicdanınız, bir parça utanmanız, bir parça sokaktan bilginiz varsa, emeklinin mutfağından, dolabından, cebinden bilginiz, ilginiz varsa bunu yaparsınız. Emekli yaşayamıyor. Bakın, az önce bir size rakam verdim. 27 saniyede sarayımız bir emekli maaşı harcıyor. Peki emekli 27 saniyede ne kadar harcıyor? İşte bu kadar harcıyor, bakın gelin. 10 kuruş. Böyle bir para da yok bugün. Utanç duyuyoruz, üzülüyoruz, kahroluyoruz ve isteklerimiz olmazsa emeklilerle birlikte Türkiye'nin her yerinde sokaklarda olacağız. Ekmek için, insanların geçinebilmesi için, maaşlı adalet için bunu yapacağız. Ve aslında maaşlardaki bu adaletsizliğin, bu haksızlığın müsebbibi TÜİK'e ben geçmek istiyorum. TÜİK maalesef ki bunların sebebi. Eğer TÜİK gerçek gelirleri verse, gerçek enflasyonu verse, yani %64.77 olarak açıkladığı enflasyonun %129 olduğunu açıklasa belki bugün bunları konuşmayacaktık. Ama maalesef ki TÜİK sarayın esaretinde, TÜİK'in kalemi ve bilgileri, bilgisayar klavyesi Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde arkadaşlar. Saray ne emrederse TÜİK ona açıklıyor. TÜİK insanların mutfağını, dolabını, cebini dolandırıyor. Emekliye, memura, işçiye bir anlamda mutfağına darbe yapıyor. Ve bunu sarayın talimatıyla yapıyor. Ben buradan sormak isterim. Bugün tüm veriler, tüm araştırmalar, tüm açıklamalar TÜİK dışında enflasyonun %130 civarında olduğunu gösterirken %64 enflasyonu açıklamak vicdansızlık değil mi? Milyonların, emeklinin, işçinin ahı var TÜİK'in üzerinde. Lütfen bağımsız bir kurum olarak gerçek verileri vermesi gereken bu kurumdan saray karanlık zalim ellerini çeksin. Bugün enflasyon %130'dur. Eğer bugün
Emekli 20 bin lira maaş alamıyorsa, asgari ücret bu haldeyse, memur maaşları bu haldeyse bunun tek sorumlusu TÜİK'in açıkladığı sahte verilerdir. Bu utançtan hepimiz kurtulmak istiyoruz. Ama maalesef ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu ucube yapı ülkedeki Merkez Bankası'ndan TÜİK'e kadar tüm birimleri tek adama bağladı. Enflasyonu bile beyefendi sabah uyandığı zaman kahvesini içerken yazıp TÜİK'e veriyor ve öyle geliyor. Şimdi hepimizin dikkatini çekti, benim de dikkatimi çekti bir baba olarak. Erdoğan yıllar önce bu ülkenin başına geçerken bir çay simit hesabı yapmıştı. Günde 3 öğünden 5 kişilik bir ailenin çay simit masrafından şikayet edip dönemin iktidarını eleştirmişti. Bakalım bugün Türkiye ne noktada? Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, Genel Başkanı, milletvekilleri söylemiyor. Bir evladımız söylüyor. Ve elindeki tabletle ya da oyuncakla simidi gösteriyor ve şunları söylüyor. Ben buradan ülkeme aykırıyorum. Ne olur simitlerin fiyatını artık düşürün. Kantinlerdeki simitlerin fiyatları daha pahalı. Ben öğleden önce kahvaltı yapmadan okula gidiyorum. Geliyorum okula, kantinden bir şey almak istiyorum. Hayallerim kırılarak geri dönüyorum. Benim harçlığım 20 lira. Yetmiyor hiçbir şeye. Yani öğlen bir simit almaya zor yetiyor. Peki, röportajı yapan bu kişi ne diyor? Tost ne kadar diyor? Evladımız şunu diyor, 50 lira. Onu almam imkansız. Şimdi ben Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bir başbakan adayıyken bu hesabı yapıyordun. Milyonlara sesleniyordun. Şimdi benim çocuklarım, senin torunların kadar bir evladımız sanayi kuruyor. Simit alamıyorum diyor. Kahvaltı yapamıyorum diyor. Karnımı doyurmuyorum diyor. Hiç üzülmüyor musun Erdoğan? Bizi dinlemiyorsan bu çocukları dinle. Gerçekten ülkede inanılmaz bir sıkıntı, inanılmaz bir sefalet, yoksulluk demiyorum, yoksunluk var arkadaşlar. Çocuklarımızdan emeklimize kadar. Emekliden başladık, TÜİK'ten devam ettik, işte simit hesabı. Gelelim Merkez Bankası'na. Arkadaşlar bakın, ne yazıktır ki Türkiye'de bağımsız bir kurum kalmadı dedik, kalmadı. Şimdi Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialar var. Ben magazin boyutuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bunlar apayrı şeyler, bizim işimiz değil. Ama gerçekten parayı yöneten, parayı yönetmesi gereken, enflasyonu, maaşları belirlemesi gereken en önemli kurumdaki kişi bu şekilde tartışılıyorsa bir açıklama yapmak gerekmiyor mu? Biz şeffafça bilmek istiyoruz. Sorun nedir? Yollamak mı istiyorsunuz? Biz buna alıştık. Bakın, size şunu söyleyeyim. 2018'deki bu sistemle görev süreleri 5 yıldan 4 yıla düşürüldü. Ve istediği zaman görevden alabileceği bir durum yaratıldı Cumhurbaşkanı'nın. Arkadaşlar 1930'dan 2018'e kadar 88 yılda 21 başkan değişirken son 5 yılda 5 başkan değişti.